Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Araba Aklı'nın Kutupam ailesi için dışarıda bizi gördüğünüz sahibinden öğren ve test sürüş konseptinden ziyade ülkemizin ve tüm dünyanın koronavirüsten dolayı etkilenmesi sebebiyle evde kalarak bir video çekiyoruz. Bu videoda da koronavirüsün otomotiv sektörüne nasıl bir etkisi olacağını, yani fiyatlarda nasıl bir dalgalanma olacağını ile ilgili öngörülerde bulunacağız. Ama bundan önce ciddi bir virüs olduğunu ve bu virüsten dolayı ben gencim, bana bir şey olmaz gibi düşünmeyip gerçekten evlerimizde durmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü bize bir şey olmasa bile bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyoruz. Kalıtsal bir kalıntı bırakır mı bırakmaz mı bilinmiyor. Ve aynı zamanda da yaşlarımıza ve herhangi bir kronik ağrısı olan insanlara da bulaştırma ihtimalimiz var. Bu nedenle evde kalarak kendi kendimize önlem almamızı hepimize tavsiye ve rica ediyorum. Bunun haricinde koronavirüsün otomotiv sektörüne etkisine bakacak olursak. Şimdi ilk olarak bu koronavirüsü Çin'de başladı, biliyoruz ki Çin otomotiv sektöründe yine her konuda olduğu gibi ciddi bir güç, ciddi bir ekonomik güç ve tedarik zinciri olan bir yerde. Bu nedenle Çin'de başlayan bu virüs yavaş yavaş zaten otomobil fiyatlarına dokunmaya başlamıştı. Daha sonra İtalya sıçramasıyla beraber Avrupa'da Almanya, Fransa, İspanya gibi yani otomotiv devlerinin bulunduğu ülkelere de yayıldıktan sonra ülkemize de geldi. Ve bu sebeple İtalya'da yayılan virüsten sonra süper lüks otomobil markası olan Ferrari ve Bentley fabrikada üretimini durdurduğunu açıkladı. Daha sonrasında bunu takip eden Almanya'dan Volkswagen, Audi, Fransa'dan Renault, Nissan gibi markalarda üretimlerini durdurmaya başladılar. Daha sonrasında ülkemize baktığımızda da ülkemizde üretim yapan Hyundai, Honda, kamyon üreten Mercedes, Ford gibi firmalarda üretimlerini durdurdular. Bursa'da Fiat. Peki bu üretim durdurma bize nasıl yansıyacak? Şu anda ikinci elde ciddi bir fiyat düşüşü var. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yani bir ilan sitesine girdiğiniz zaman baktığınızda ciddi anlamda fiyat düşüşlerini görebilirsiniz. Bunun sebebi de şu. Her zaman böyle olmuş. Dünyada bir savaş varsa, bir salgın hastalık varsa insanlar doğal olarak ellerindeki değerli ürünleri nakite çevirmek isterler. Bu nedenle insanlar ellerindeki arabaları tabiri caizse 3'e 5'e bakmadan elden çıkartmaya bakabiliyorlar. Bu nedenle de ciddi fiyat düşüşleri var. Tabii ki bununla beraber bu virüsün farklı bir etkisi de olabilir. Şöyle ki şimdi insanlar bu virüs toplu taşıma araçlarına veya kalabalık yerlerden bulaştığı için işe gitmek zorunda olan insanlarımız var. Özel sektörde çalışan veya sağlık personellerimiz var. Bu insanlar işlerine gitmek için toplu taşıma kullanmak yerine özel araç kullanmak için araç tercih yapabilirler. Ama bu insanların tercih edeceği araç sayısı fiyatları arttıracak düzeyde kesinlikle olmayacaktır bu noktada. O yüzden şu anda fiyatlar düşüyor ve biraz daha da düşeceğini ben öngörüyorum. Peki daha sonra ne olacak? Bu koronavirüsten kurtulduktan sonra piyasa nasıl dengelenecek, nasıl gidecek? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi arabalar üretimlerini durdurdular. Yani bugün siz bayiye gittiğiniz zaman sipariş verdiğiniz araba şu anda çıkmıyor. Bir 15 gün, 20 gün ki uzatılabilir. Yani eğer bu virüsü Nisan sonu gibi ülkemizde etkilerini azaltabilirsek ve atlatabilirsek, karantinadan çıkabilirsek, otomotiv sektörü üretime devam edebilirse, şu anda aldığınız B segmenti araçlarda sıfır fiyatlarına göre 10.000-15.000 lira gibi bir farklılık olacaktır. Yani şöyle, şu anda 150.000 liraya aldığınız B segment bir aracı, bundan 1,5 ay sonra eğer rutine bağlarsa ve hayat düzene girerse inşallah 10.000 lira, 15.000 lira gibi üzerine alacağız. Bu da doğal olarak ikinci el piyasasına da yansıyacak. Çünkü ülkemizde sıfır araç fiyatlarıyla beraber ikinci el fiyatları onu geçecek seviyede artıyor. Ciddi anlamda böyle. Bu da doğal olarak ikinci el piyasasını arttıracak. Yani şu anda ikinci el fiyatları azalıyor ve daha da azalacak. Ancak sıfır üretim bantlarından çıktığı zaman talep artacağı için firmalarda o talepleri karşılayabilmek adına biraz daha fiyatı yükselterek talebi düşürüp kar marjını arttırmaya çalışacaklar. Bu nedenle de sıfır araç fiyatları artacak. Bununla beraber ikinci el fiyatları da artacak. Yani şunu net söyleyebiliriz. Şu anda bir fiyat düşüşü var. Ama bir ay, bir buçuk ay sonra bu virüsten kurtulduktan sonra sıfır fiyatlarının artışıyla beraber ikinci el piyasası da daha da artacaktır. Yani eğer çok bir mecburiyetiniz yoksa, nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki araçlar bir, bir buçuk ay sonra şu anda ettiğinden çok daha fazla değere satabilirsiniz. Umarım hepiniz için keyifli ve bilgi dolu bir video olmuştur. Koronavirüsün otomotiv sektörüne etkisini anlatmaya çalıştık. Olabilecekleri öngörmeye çalıştık. Ama dediğimiz gibi bu virüs hayatımıza etki eden bir virüs. Bu nedenle lütfen bu 14 kural, videonun sonunda da göstereceğimiz bu 14 kural ciddi çok önemli. Evde kalarak, insanlarla iletişimimizi en aza indirerek, mümkünse çıkmayarak elimizden geleni yapalım. Bu virüsü ülke olarak hep beraber atlatalım. Umarım ülkemiz ve dünya en yakın zamanda bu virüsten kurtul ve normal yaşamımıza, standart yaşamımıza dönebiliriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Araba hakkında bilgi sahibi olmadan araba sahibi olmayın. arabahakkında.com